Melekut nedir? Melekut kelimesi mülk ile aynı kökten gelir. Zaten harflere dikkat edin, çağrışır değil mi? Mübalağa sigası vardır. Hani cebir dersin ama bir de ceberrut dersin ya, o manada mübalağa sigası vardır melekutta. Otorite kurma, saltanatı altına alma manaları vardır. Bu manalardan dolayı devlete ne deniyor? Devleti aliyede devlete ne deniyor? Mülk deniyor. Peki devleti yönetene ne deniyor? Melik deniyor. Melik o melekuttan geliyor. Devlete mülk, devleti yönetene melik deniyor. Şimdi bunları topladığımızda mülkün ne olduğunu biraz kafanızda oturttunuz. Hani mal mülk falan diyoruz ya. Melekut mülkü tam. Yani onun derinliklerinde, mahiyetinde ne var? Mesela bir Ömer'i görüyorsun, saçı kaşı gözü yok yok. Ruhun var, kalbin var, sırrın var, manevi organların var, ahiretin var, cennetin var, cehennemin var. Her birisinin en ince detaylarına kadar tamamen sahibi demek. Mübalağa sigasını anladınız mı? Melekutta bir atom taneciği sahiplik ve aitlik dışına taşamıyor. Şimdi biraz daha anlayacağımız dile geçelim. Eşyanın görünen yüzüne ne deriz? Mülk deriz. Mal mülkten kodlayın. Eşyanın görünmeyen yüzüne ne deriz? Melekut. Onu da melekten kodlayın. Kodlamak için. Yani şu Mehmet'in eli yüzü gözü ne oldu? Mülk ciheti oldu. Peki Mehmet'in derinliklerdeki latifeleri ruhu ne oldu? Melekut ciheti oldu. Biz eşyanın görünen yüzüne mülk, görünmeyen yüzüne melekut diyeceğiz. Az önce ayette ne diyordu? Her şeyin melekutu. Allah Allah, manaya bak. Şimdi vücut benim, mülküm gözüküyor. Değil mi? Kaş kimde? Bende. Göz kimde? Bende. Saç kimde? Bende. Hiç istemeden yaşlanıyorum. Hiç istemeden saçlarım dökülüyor. Hiç istemeden derin buruşmaya başlıyor. Ve hiç istemeden bu cesetimi bir anda ruhumdan birisi çıkarıp alıyor. Demek ki bu mülk benim değil. Vehim olarak benim zannediyorum. Kuruntu olarak benim zannediyorum. Bu mülkü melekut cihetinde, daha derinliklerinde elinde tutan başka bir tasarruf sahibi var. Nereden anladım? Benim olsaydı yaşlanmazdı. Öyle mi? Benim olsaydı şu gözlerimin dereceleri bozulmazdı. Ah annem, canım annem. Ama benim olsaydı Allah onu almazdı. Bak bak. Demek ki bu mülk bana ait dediğimiz şey vehmi bir kuruntu. Asıl onun melekutunu elinde tutan başka bir tasarruf sahibi var. Şimdi bizlerin sermayesi sonsuz acizlik. Doğru mu? Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ama bu sonsuz acize bakın, çok ciddi bir sermayesi var. Mesela göz. Ne yapsam şu gözün yerine iki göz daha takabilirim. Mümkün değil. Ama bu gözde ben istemeden bir anda bozulup ya da görmez hale gelip gidiyor. Demek ki mülk benim zannettiğim gözün melekutu başka birinin elinde dönüyor. Allah Allah. Şimdi şu Hacivat Karagöz oyunu vardır. Bilirsiniz değil mi? O Hacivat Karagöz oyunu, gitsek birlikte, sahnelense oyun. Birisi de dese ki bu oyunda dönen her şey perdeden dönüyor. Yani gördüğünüz bütün eylemleri yapan perdedir dese ne cevap verirsiniz? Saçmalama dersin ya. Küçük bir çocuk bile der ki saçmalama, Hacivat Karagöz'ü perdenin arkasında oynatan başka bir şey var. Şimdi bu mülk cihetinde her şey elimizden dönüyor gibi zannediyoruz ya. Benim evler, benim arabalar, benim çocuk, bunlar benim arkadaşlarım, benim çevrem. İnanın hikaye öyle değil. Bu perdenin arkasında o Hacivat Karagöz'e müdahil olunduğu gibi asıl bütün kudreti ve idareyi elinde tutan başka bir zat var. Allah Allah. Yeni alt başlık. Melekutta işler kolay. Allah her şeyin neresinden tutuyordu? Melekutundan. Şimdi bize mülk cihetinde baktığımızda zahmetli gelen işler melekut cephesinde nasıl? Çok kolay. Değil mi? Mülk neydi? Görünen yüz. Melekut, görünmeyen mahiyeti, özü manasında. Biraz örnekleyelim. Şimdi önümüzde bir tank olsa, mülk cihetinde değil mi? Varlığı var, vücudu var. Bu tankı durdurmak istesek, bak şurada neredeyse 100 tane adam var. Geçsek önüne durdurabilir miyiz? Mümkün değil değil mi? Ezer geçer. Ama birisi onun melekut cihetine dokunsa, yani tankın içine girip bir düğmesine dokunsa koskocaman tank artık durur. Mülk cihetinde çok zor gibi gözüken hadiseler melekut cihetinde çok kolaydır. Şimdi bu limanlarda gross tonluk gemiler var değil mi? Üstünde binlerce konteyner olan.
Gitsek şöyle hepimiz denize atlasak, itsek itsek yönünü değiştirebilir miyiz? Hele hareket ederken mümkün değil. Mülk cihetinde bir geminin yönünü değiştirmek mümkün değil. Ama melekut cihetinde dümen kimin elindeyse dev gibi gemiyi tesbih gibi çevirir. Doğru mu? Demek mülk cihetinde çok zahmetli gelen olaylar melekut cihetinde çok kolay. Bakın Allah neden her şeyin melekutundan tutuyor onu anlatıyoruz. Çünkü bize zahmetli gelen Allah Allah haşa Allah nasıl yarattı böyle nasıl yönetiyor böyle diye haşa aklımızın almadığı olaylar melekut cephesinde bir olay bile değil. Şimdi mesela bazen çok sevdiğiniz bir insanın hidayetine vesile olmak istersiniz değil mi? Burada dertleniyoruz o noktadan. Yahu namaz kıl diyorsun, alıyorsun, bir yerlere götürüyorsun, yemekler yediriyorsun. Yahu sana takım elbise ısmarlayayım diyorsun. Ne yaparsan yap, adamın yönü dönmüyor. Ama melekut cihetinde Allah Azze ve Celle kalbine, şah damarından yakın olana, o kuluna tecelli ettiği an bütün işler çözülüyor. Mülk cihetinde bu kadar zahmetli olan bir insanı başka bir yöne çevirmek melekuttan müdahaleyle yani kalbe müdahale ile ne oluyor? Bir anda. Bak içimizde de var öyle arkadaşlar. Eski hayatında değil mi? Kapıdan geçen adamlar yolunu değiştiriyormuş. Öyle arkadaşlar var. Bir anda kalbim döndü diyor. Ne oldu da döndü ya? Sebepleri köşeye at. Sebeplerle olacak iş olsaydı 10 tane abin 10 yıl uğraşmış senin için. Olmuş mu? Olmamış. Ama melekut cihetinden o kalbin yaratıcısı geminin dümeni gibi. Tankın içindeki düğme gibi küçücük bir müdahale ile o müdahale falan bizi anlayalım diye diyorum yoksa aşağı. Sonsuz kolaylıkta ne yapıyor? Anında onu çevirebiliyor. Allah Allah. Şimdi kainatın idaresi bize mülk cihetinde çok zor geliyor. Ama melekut cihetinde nasıl? Sonsuz kolay. Şimdi Naim Süleymanoğlu merhum hatırlarsınız ağırlığının kaç katını kaldırdı? 3. Ne kadar tutabildi? 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye ancak o kadardır değil mi? Allah Allah. Yani bir insan kendisinden iradeli bir insan, şuurlu bir insan, şu kainatın böyle en endamlı yürüyen varlığı insan kendi ağırlığının 3 katı bir şey kaldırıyor ve bunu birkaç saniye tutabiliyor. Kainatta 3 trilyon galaksi var. Bir galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Bizim bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız olduğu söyleniyor. 400 milyar yıldız. Bir örnek vereyim aklımızı otursun. Jüpiter'in içine 1000 tane dünya sığıyor. Güneş'in içine 1300 tane Jüpiter sığıyor. Uysu diye bir yıldız var. İçine 5 milyar tane Güneş sığıyor. Şimdi mesela yıllarca eğitim almış profesyonel pilotlar bazen uçağı koçbaşı gibi çarpıştırıyor. Doğru mu? Allah Allah insan hayret ediyor. İki tane uçak havada nasıl birbirine denk geldi diye değil mi? O kadar uzman adamlar. Şu saydığım bak muazzam bir kudret. Denizdeki kum tanesinin alasında galaksiler, yıldızlar var. Şöyle bir kudret muazzam bir nizam ve intizam içerisinde hareket ediyor. Mülk cihetinden baktığında mümkün mü? Dayı oğullarını çağırsak? Olmaz mı? Ha? Sizin hala oğullarını çağırsak? Mümkün değil. Yeni teknolojiler kullansak mümkün değil. Mülk cihetinde ya nasıl oluyor böyle bir şey aklım almıyor dediğin olay melekut cihetinde kün emri. Bir kün emri ezelisiyle şunlar gibi sonsuz daha olsa zerre ağırlık gelmeyecek. Neden? Allah Azze ve Celle her şeye melekut cihetinden müdahale ediyor. Allah Allah olaya bak şimdi. Demek mülk cihetinden bakınca çok zor gibi gözüken yaşadığımız olaylar, biz çok dünyalık olduğumuzdan her şeye dünya gözüyle bakıyoruz. Borca sıkıştım, dayım mı halleder? Sağlığım gitti, doktor mu halleder? Değil mi? Hep bu gözle bakıyoruz. Bunların sebepleri kullanmanın fiili dua olduğunu anlayamadık. Mülk cihetinde, zaten Allah Azze ve Celle'yi de öyle zannetmediğimiz için Allah da öyle muamele etmiyor bize. Ne diyor hadiste? Ene inde hüsnü zanni abdi bi. Yani ben kulumun hüsnü zanni üzereyim diyor. Allah Azze ve Celle'ye öyle hüsnü zanda bulunmadığımız için o da bize öyle muamele etmiyor. Öyle mi? Allah Allah. İş yerine çaya gelen bir adam sürekli sana suizanda bulunsa, bu çaya zehir mi kattın? Birazdan benden para mı alacaksın? Ne yapacaksın sen bunu? Ne dersin en son? Kalk git içme çayını der misin demez misin? Bak biz de böyle muamele ediyoruz. Allah Allah. Olaya bak. Şimdi mülk cihetinde inanılmaz zor gibi gözüken olayların melekut cihetinde yani kolay demek bile olayı anlaşılmıyor değil mi? Haşa sonsuz kolaylığa kolay bile denmiyor. Mertebe oluyor. Ben anlayalım diye sonsuz kolay diyeyim yani. Mülk cihetinde devasa gözüken olaylar, başımıza gelenler, acılarımız, sancılarımız, elimin yetmediği, gözümün yetmediği, yürüyemiyorum, edemiyorum, yapamadım dediğim olaylar Allah Azze ve Celle'ye sığınca melekut cihetinde eğer razı olursa kün. Bizim evde çocuk bazen böyle tutturuyor çikolatayı. Boyu da yetmiyor ya.
Bir A diyor, ya olmaz kahvaltını yap. İki E diyor, olmaz. Üçüncü de viyak diyor, dördüncü de A diyor, beş de derken kalbi bir razı ediyor mu? Ediyor. Diyorum ki ya feda olsun gel bakkalı satın alayım sana diyor mu insan diyor. Bir insanı, bir çocuğun fıtri ahvali nasıl razı ediyor? Allah Azze ve Celle'yi de razı edebilsek neyle? İhlas, samimiyet ile razı edebilsek. İnanın bize böyle ağır gelen. Ya nasıl olacak bu hadiseler? Çünkü mülkiyetinde bakıyoruz ya, mülkiyetinde nasıl olacağı çok zor. Gemi nasıl dönecek mülkiyetinde? Tank nasıl duracak mülkiyetinde? Az önceki yıldızlar nasıl seyran edecek mülkiyetinde? Mümkün mü? Mümkün değil. Melekut cihetinde? Kün. Demek hakikaten de Allah'tan başkasına müracaat etmek sadece böyle şirki hafi değil de küstahlık küstahlık. Bu kadar kudreti elinde tutan zat seninle hususi ilgileniyor. Senden menfaati olmayan arkadaşın telefonunu açmıyor. Çok yanlış kapı çalıyoruz. Çok çok kötü yerlerden medet bekliyoruz. Şimdi benim için küçük ve büyük kelimelerini yazmak aynı zorluk mu? Aynı. O da beş harf, o da beş harf. Allah Azze ve Celle için de bunları yaratmak aynı. Yani ha galaksi yaratmış, ha zerre yaratmış. Farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Yani Allah Azze ve Celle için okyanusta bir balonu havaya kaldırmış ya da koca gemileri kaldırmış. Farkı var mı? Farkı yok. Allah Azze ve Celle güneşi yaratıyor. Gerek saçını aydınlatıyor, gerek koca ormanı aydınlatıyor. Farkı var mı? Farkı yok. Allah için hepsi bir. Çiçek yaratmakla bahar yaratmak Allah için farklı mı? Haşa, aynı. Bahar yaratmakla cennet yaratmak hiçbir fark yok. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi melekut cihetinden elinde tutuyor. Şimdi böyle gözümüze büyük zahmetli gelip aşamadığımız meseleler, Allah razı edilse, o da senden razı olsa, kimle ne işin varsa onu da razı eder. Niye? Hepsinin kalbini melekut cihetinden desti kudretinde tutuyor. Öyle mi? Ayetin manasını görüyor musun? Bak bir kelime. Gel de bu ayetleri mealden öğren. Mümkün mü Mehmet abi? Ha? Şu ayetlerin mealini oku geç. Mümkün mü? Birçok mealde melekut yazmıyor zaten. Mülk diye geçiyor. Bak bak derin hakikate bak ya. Allah Allah. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.